Simav'a geldik. Simav Belediye Başkanımız bizi gezdirirken başkanıma bir mesaj geldi. Neydi mesaj başkanım? Başkanım, Feridun hocam Simav'daymış. Acaba benimle görüşebilir mi? Funda kardeşimden geldi mesaj. Evet. Başkanım da dedi ki, hocam bütün işleri bırakalım. Ne olur şu Funda kızımıza bir gidelim. Başkanım sayesinde geldik Funda'nın yanına. Fundacığım tanıt bize bir kendini bakalım. Ben Funda Sırcı Simav'da yaşıyorum. 19 yaşındayım. Anadolu Lisesi'ne gidiyorum. Öyle. Anadolu Lisesi kaçın sınıftasın? 11. Aferin. Ne olmayı düşünüyorsun? Ya psikolog, ya işte ya da böyle sizin gibi radyo televizyoncu. O da olur. O da olur ama psikolog da sana evet. Çok yakışır. Psikiyatri, psikolog. Psikolog da psikiyatri de ikisi de çok güzel. Seni kutluyorum inşallah. Şimdi senin şikayetin ne? Anlat bakalım bize ben ne olmuş? Ben cerebral palsiyim. Annesi sen de gel bakalım şöyle bir yanına otur şöyle bakalım. Seninle de konuşalım. Söyle bakalım ne oldu Funda'ya? Ne şikayetler oldu? Doğum esnasında mı oldu? Ne oldu? Funda'ya 7 aylık doğdu. Doğum esnasında oldu. Cerebral palsi olduğunu öğrendik biz. Sevgili seyircilerim, 7 aylık doğduğu için beyin biraz kansız kalıyor doğum esnasında. Kansız kalmaya bağlı belirli kaslarında sertlikler meydana geliyor. 7 aylık doğdu. Sonra küvezde mi durdu? Bir hafta küvezde kaldı. Ondan sonra biz aldık Funda'yı. Ondan sonra cerebral palsi olduğunu öğrendik. Fizik tedavilere başladık. Böyle devam ediyoruz. Kaç tane ameliyat oldu şimdiye kadar? Bir kere ameliyat oldu. 5 yerinden bir kere ameliyat oldu. Bacak uzatma ameliyatı. Bacak uzatma ameliyatı oldu. Peki. Fundacığım, kendi başına ayağa kalkabiliyor musun? Ne yapıyorsun? Yok, kalkamıyorum. Bir yerden destek alarak kalkabiliyorum. Peki, okula falan nasıl gidiyorsun? Akül arabam var. Okulumuz da zaten yakın. Çok yakın. Tamam. Evet. Okulda sıkıntı çekiyor musun? Yok, hala sensörümüz var. Müdürümüz, öğretmenlerim sağ olsunlar çok iyiler. O zaman onlara bir teşekkür et. Teşekkür ederim. Hangi okul olduğunu söyle. Nurullah Koyuncu Anadolu Lisesi'ne müdür ve öğretmenlerime, arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim. Hepsine çok teşekkür ederim. Funda televizyonculuğu çok seviyor. Kendisi YouTube kanalı var. YouTube kanalında bir söyle. Funda Sarıca benim YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Tamam. Şimdi Funda'yı bir hareketlerini göreceğiz. Bu arada da muayenesini yapacağız. Biz de bakalım neler yapabileceğiz, onları değerlendireceğiz. Fundacığım seni şöyle bir alalım bakalım, şuraya bir çık bakalım, görelim. Hadi bakalım. Funda, seni kutluyorum. Niye kutluyorum? Bir kere ipin ucunu bırakmamışsın. Çok gayretlisin. Sakın bu gayretini bırakma güzel kızım. Teşekkür ederim. Biraz yani çoğu aslında annem babam sayesinde. Annem babam destek olmasa bana ben buralara gelemezmiştim ama. Doğru. Anne baba onlara destek. Da teşekkür ederim. Onlara da çok teşekkür ederim. Funda'nın gayreti çok güzel. Funda'nın ailesi de hakikaten çok güzel gayret göstermiş. Böyle bir ayakkabısı var. Bilekten oynamaz vaziyette. Bunlar serttir. Bir de böyle yumuşak ayakkabısı var. Biz yumuşak ayakkabıdan yanayız. Kendisine bazı şeyler öğreteceğiz. Buradan destekler yapacağız Funda'cığıma. Bir muayenesini yapalım bakalım Funda'mın. Tut bakalım Funda. Evet. Çek bakayım ayağını yukarı doğru. İndir aşağı doğru. Çek yukarıya doğru. Tamam. Bunu yapmaya çalış Funda. Çek, bırak. Şimdi sana hareketler öğreteceğiz, egzersizler öğreteceğiz. Onları çok güzel yapacaksın. Bunlar çok önemli. Bir de ayağı kaldıralım bakalım. Şimdi basmaya çalışalım. Beraberce biz seni tutalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Tamam. Bakın şimdi çok fazla içeriye basıyorsun. İşten sana destek yapacağız şuralarından. Destek yaptığımız zaman daha dengeli basacaksın, daha güzel basacaksın. Çok çok güzel olacak. Bu ayakkabıların gibi bir ayakkabı sana halledeceğiz. O zaman daha güzel, daha dengeli basacaksın. Peki, şimdi sen okuluna giderken akülü arabanla gidiyorsun. Hiç başka bir şey yapmıyorsun değil mi? Evet. Şeyle yapmıyorsun. Peki, bu yürüme bandında hangi ayakkabıyla yürüyorsun? Yürüme bandında şu beyaz ayakkabılarla yürüyorum. Tamam, hadi beyaz ayakkabılarını giyelim. Yürüme bandını oraya geçelim. Giydirelim bakalım nasıl olacak. Hadi bakalım. Evet sevgili seyircilerim, görüyorsunuz Funda'ya fizyoterapistin ismi neydi? Ahmet Erdem İnan. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çok mükemmel bir alet yaptırmış. Allah ondan razı olsun. Funda'ya ailesi de çok güzel bunu yapmış. Bu uzay yürüyüşü dediğimiz yürüyüşü yaptıran bir alettir. Kendisi gayet güzel bir şekilde ucuza mal etmiş aileye, çok güzel olmuş. Bir de yürüme aletiyle beraber şimdi nasıl egzersiz yapıyormuş Funda, göster bakalım bize. Evet sevgili seyircilerim, gördüğünüz gibi Funda mükemmel adım atabiliyor. Bu aletin sayesinde kaslarında güçlenme oluyor. Biz de şimdi kendisine ayaklarına tabanlıklar vereceğiz. Ozon tedavi söyleyeceğiz. Hatta bir ara Ankara'da çağıracağız, kendisine kökücü uygulayacağız. Funda da bize kilo verecek. Kilo vermesi için biz ona kendisine detoks ürünü hediye edeceğiz. Hatta getirip şimdi gösterir, hediye ederiz. O detoks ürünü de verdiğimiz zaman hem kilo verecek hem kasları güçlenecek. İnşallah Funda'dan biz çok umutluyuz. Neden umutluyuz? Funda'm çok gayretli çünkü. Onların hepsini uygulayacağız. Çok güzel şeyler olacak. Harikasın Funda'cığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.